O 24 yıl boyunca Irak'ı yöneten tek kişiydi. Hırslı, gözü kara ve acımasız biriydi. Ülkesi ise onun döneminde zenginlik içindeydi. İktidardayken kendi kanıyla Kur'an yazdırdığı da söyleniyordu. Ama hem ülkesi için hem de kendisi için oldukça trajik bir son hazırlanıyordu. Kimyasal silahları bahane eden Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinin ardından idam edildi. İdamından sonra Irak artık eski Irak olmayacaktı. Karşınızda Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in profili. Tam adıyla Saddam Hüseyin Abdülmecit et-Tikriti, 28 Nisan 1937'de Irak'ın Tikrit şehrinde dünyaya geldi. Karşı koyan anlamına gelen Saddam ismini ona annesi koymuştu. Babası daha o doğmadan 6 ay önce ortadan kaybolmuştu. Kimi kaynaklara da öldüğü geçen babasını hiç görmeden tanımadan büyüdü. Babasının vefatından sonra annesi Saddam'ın amcasıyla evlendi. Üvey babası çok gaddar bir adamdı. Saddam'a çok kötü davranıyordu. Saddam her gün şiddet görüyordu. Ekonomik durumları da iyi değildi. Geçim sıkıntısı içindeydiler. Toprak sahibi değildiler. Ailesi çobanlık yaparak geçimini sağlıyordu. Saddam'ın çocukluğu da sokaklarda yalın ayak, sefalet içinde geçti. Saddam'a ekonomik sebeplerden bakamayacağını anlayan ve üvey babasından kurtarmak için annesi onu Tikrit'te yaşayan dayısının yanına gönderdi. Saddam'a kucak açan ve aslında babalık yapan dayısı Hayrallah subaydı. 1941'de Irak'ta İngiliz etkisi giderek artıyordu. Buna karşı isyan başlatıldı. İsyana katılanlar arasında Saddam'ın dayısı Hayrallah da vardı. İsyan başarısız olunca Hayrallah subaylık görevinden alınarak hapse atıldı. Gözleri önünde amcasının İngiliz subayları tarafından tutuklanması onu çok etkilemişti. Daha sonra yeşerecek Batı karşıtlığının ilk tohumları o zaman atılmıştı. Saddam bir kez daha kimsesiz kalmıştı. Dayısı hapisten çıkana kadar annesiyle yaşadı. Ardından tekrar dayısının yanına dönerek Bağdat'ta yaşamaya başladı. Çocukluk yıllarından gençlik yıllarına kadar geçen sürede yanında hep dayısı vardı. O Saddam'ın en büyük rol modeliydi. İleride de dayısı gibi subay olmak istiyordu. Hedefinde askeri akademiye gitmek vardı. 19 yaşındaki Saddam'ın en büyük destekçisi olan dayısı Hayrallah'ın da teşvikiyle 1956'da askeri akademi sınavlarına girdi. Ama sınavda istediği başarıyı elde edemedi. Saddam'ın subay olma hayali kısa sürmüştü. 1957'de Saddam Hüseyin'in hayatı belki de hiç tahmin edemeyeceği şekilde değişti. Subay olamayan Saddam daha 20 yaşındayken kendini siyaset sahnesinde buldu. Siyasete ilk adımını 1957'de Baas Partisi'ne girerek attı. Baas Partisi, Arap milliyetçiliği, Arap sosyalizmi ve anti-emperyalist çıkarların bir arada olduğu bir ideolojik zemindeydi. 2 yıl sonra Irak Başbakanı Abdülkerim Kasım suikastine karıştı. Ama düzenlenen suikast başarısız oldu. Saddam bacağından vurulmuştu. Yaralı şekilde önce Suriye'ye, Lübnan'a, sonra da Mısır'a kaçtı. Kaçmasına CIA ve Mısır istihbaratı yardım etmişti. Artık Saddam için sürgün yılları başlamıştı. Beyrut'ta CIA tarafından eğitildiği, Mısır'a geçtiğinde de Amerikan Büyükelçiliğini sık sık ziyaret ettiği de iddialar arasında. 1962'de Mısır'da Kahire Üniversitesi'nde hukuk okumaya başladı. O dönemde Bağızçıların Irak'ta iktidarı ele geçirmesi Saddam'ın hayatının dönüm noktası oldu. Bağdat'a döndü ve hukuk eğitimini burada tamamlayarak mezun oldu. 1963'te mezun olduktan sonra yanında büyüdüğü dayısı Hayrallah'ın kızı Sadice Talmah'la evlendi. Saddam ve Sacide'nin evliliğinden Rana, Rakat ve Hala adında 3 kızı, Uday ve Kusay adında da 2 oğlu dünyaya geldi. Saddam ilerleyen yıllarda 2 evlilik daha yaptı ve Ali adında 1 oğlu daha oldu. Ülkesine döndüğü yıl Bağızçılara karşı darbe düzenlendi. Hedefteki isimlerden biri de Saddam'dı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 yıl hapis hayatı yaşadı. 1967'de hapisten kaçtı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Baas Partisi'nin gizli liderlerinden biri oldu. Ardından partinin genel sekreter yardımcılığını yaptı. Artık yıldızı parlıyordu. Parti içinde ona duyulan güven artmıştı. 1968'de Baas Partisi Irak hükümetine darbe yaptı. Bu darbede Saddam'ın rolü büyüktü. Darbedeki rolüyle Devrim Komuta Konseyi'nin başkan yardımcılığı görevi ona verildi. Dönemin Irak Devlet Başkanı Ahmet Hasan El-Bekir Saddam'ın kuzeniydi. El-Bekir'e en yakın kişi olan Saddam, ülke yönetiminde ağırlığa sahipti. 1976'da Irak Devlet Başkanı El-Bekir,
kalp krizi geçirdi. Böylece Saddam, devlet başkanının yetkilerini kullanmaya başladı. 16 Temmuz 1979'da Elbekir sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Yerine geçen isimse Saddam Hüseyin oldu. Artık Saddam'ın iktidar yılları başlamıştı. Saddam'ın devlet başkanlığı koltuğunu devralması kansız bir darbe olarak yorumlandı. İleride bu iddia kendisine sorulduğunda yalanlayacak ve görevi kendisine teklif eden kişinin Elbekir olduğunu, aslında iktidar ve güçten nefret ettiğini, bu nedenle önce başkanlık teklifini reddettiğini ama İran tehlikesi nedeniyle Irak devlet başkanı olmayı kabul ettiğini söyleyecekti. Irak devlet başkanı olduktan sonra Devrim Komuta Konseyi Başkanlığı, Başbakanlık ve Baas Partisi'nin genel sekreterliği görevini de yaptı. Baskıcı bir politika izliyordu. Kendisine muhalif olan veya olabilecek her türlü karşıt sesi bastırıyordu. İktidara gelir gelmez, kendi yönetimine muhalefet etme olasılığı bulunan 450 parti üyesini idam ettirdi. Gizli bir polis ağı kurmuştu. Adını yüceltmek ve kendisinden bir efsane oluşturmak için propaganda yaptı. Ülkenin temel zenginliği olan petrol rezervlerini kullanarak zenginleşmek ve Irak halkının yaşam standartlarını yükseltmek istiyordu. Basra Körfezi'nde egemenliğini inşa etmeyi ve Arap dünyasının önderliğini elinde tutmayı hedefliyordu. 1979'da Orta Doğu'da savaş yılları başlamıştı. İran'da İslam devrimi yapılmıştı. Bundan Irak'taki Şii nüfus da etkileniyordu. Saddam buna tepki göstererek İran'dan Huzistan'daki Araplara özerklik vermesini istedi. Bunun yanında 1975'te imzalanan Cezayir Anlaşması'nın tekrar gözden geçirilmesi ve Şatül Arap su yolu üzerinde Irak'ın haklarının tanınması da istekleri arasındaydı. İran, Saddam'ın isteklerinin tümünü reddetti. Saddam ise Cezayir Anlaşması'nın artık geçerli olmadığını duyurdu. 5 gün sonra da İran'ı bombaladı ve petrol kaynaklarının olduğu bölgeleri işgal etti. Artık 8 yıl sürecek olan İran-Irak Savaşı başlamıştı. Bu savaş Irak'ı ekonomik anlamda geriye götürdü. Petrol ihracatı durma noktasına geldi. Saddam 1986 ve 1987'de iki defa barış çağrısı yaptı. 1988'de karşılıklı ateşkesin ilan edilmesiyle savaş sona erdi. Ama artık Irak'ın sırtında biriken büyük bir dış borç yükü vardı. Buna rağmen Saddam silahlanmaya devam etti. Saddam ileride yargılanmasına sebep olacak savaş suçları işliyordu. Bunlardan biri de 16 Mart 1988'de kimyasal silah kullanımına izin verdiği Halepçe katliamıydı. Saddam durmak bilmiyordu. İran-Irak Savaşı'nın üzerinden daha 2 yıl geçmişti ki Irak'tan yeni bir saldırı haberi geldi. Bu defa hedef komşusu Kuveyt'ti. Irak ordusu 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etti. Kötüye giden ekonomisini düzeltmek için Kuveyt'in petrol gelirlerine göz dikmişti. Ama beklediği gibi olmadı. Bu saldırı haberiyle dünya Saddam'a karşı cephe almıştı. Irak'a büyük bir ticari ambargo uygulandı. Saddam giderek dibe batıyordu. Saddam Kuveyt'ten birliklerini çekmesi için yapılan çağrılara kulaklarını tıkıyordu. Birleşmiş Milletler Irak'ın Kuveyt'i işgalini kınadı ve Irak'a karşı askeri güç kullanılmasına izin verdi. Suudi Arabistan'da Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde Saddam'a karşı büyük bir askeri güç yığıldı. 6 hafta süren savaşın ardından Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki ittifak güçleri 28 Şubat 1991'de Irak ordusunu Kuveyt'ten çıkardı. Körfez Savaşı'yla Saddam bir kez daha ezici bir yenilgi almıştı. Irak'ta iç karışıklık yaşanıyordu. Şiiler ve Kürt gruplar Saddam yönetimine başkaldırdı. Saddam bu ayaklanmaları bastırsa da ekonominin kötüye gittiği bir gerçekti. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler giderek daha içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. 1993'ün Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın uçuşa yasak bölgeyi ihlal ettiğini iddia etti ve bunu gerekçe göstererek Bağdat'ı bombaladı. Aralık 1998'de Çöl Tilkisi operasyonuyla Bağdat tekrar bombaların hedefindeydi. Şubat 2001'de Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Bağdat'ı üçüncü kez bombaladı. Eylül 2001 sabahı dünya ikiz kulelerin bombalanması haberiyle uyandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu terör eylemi Saddam Hüseyin'i tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi haline getirdi.
Şubat 2002'de dönemin ABD Başkanı George Bush, sahip olduğu kitle imha silahları nedeniyle Irak hükümetinin devrilmesi için harekete geçebileceklerini söyledi. 2003'te Irak'a gelen Birleşmiş Milletler Silah Denetleme Heyeti, kitlesel imha silahına ilişkin kanıt bulamadı. Ama bu, Saddam'a karşı açılan savaşın sonunu getirmeye yetmedi. 9 Nisan 2003'te ABD güçleri Irak'a girdi. 24 yıllık Saddam hükümeti 3 hafta içinde çöktü. Aynı gün Firdevs Meydanı'ndaki Saddam heykelinin devrilişi Irak'ın işgalinin sembolü haline gelecekti. Bu Saddam'ın sonu demekti. Saddam Hüseyin ise kayıptı. İzini kaybettiren Saddam'ın nerede olduğu ile ilgili pek çok komplo teorisi ortaya atılıyordu. Kimileri Saddam'ın esir düştüğünü, kimileri çoktan öldüğünü, kimileri bir yerde saklandığını, kimileri ise çoktan ABD'nin elinde olduğunu ama açıklanmadığını iddia ediyordu. Amerikan kuvvetleri tarafından Irak'ın Musul kentine yapılan bir operasyonda Saddam'ın oğulları Uday ve Kusay yakalanarak öldürüldü. Ardından 13 Aralık 2003'te de Saddam Hüseyin, Tikrit yakınlarındaki bir çiftlikte ABD güçleri tarafından yakalandı. Saklandığı yer dehşet vericiydi. Kaldığı yer bir çukurdan ibaretti. Saddam Hüseyin'in yakalandığı çukurun hemen yanında tek odalı bir ev, kırık bir tuvalet vardı. Odanın hemen 2 metre ilerisinde ise yalnızca bir kişinin uyuyabileceği genişlikte ortalama 2 metre uzunluğundaki bir çukur bir boruyla havalandırılıyordu. Yakalandığı tarih olan 13 Aralık 2003'ten 2004'ün Haziran ayına kadar Bağdat'taki Amerikan üssünde hapis hayatı yaşadı. 30 Haziran 2004'te başta insanlık suçları olmak üzere cinayet, işkence ve yasa dışı tutuklama gibi çeşitli suçlardan hakim karşısına çıktı. Yargılanmaya 1982'de 148 kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğu davayla başlandı. Ardından 1987'deki Halepçe katliamında soykırım yaptığı yönündeki suçlamalarla yargılandı. Binlerce Iraklıyı öldürmek ve işkence etmekle de suçlanıyordu. Savunmasında hakime, "Irak yasalarını benim gibi iyi biliyorsunuz çünkü bu yasaları çıkaran benim" demişti. Çoğu kişi Saddam'ın kendi çıkardığı yasalarla yargılandığını, sonunun da kendi çıkardığı yasalarla geldiğini düşünse de gerçek böyle değil. Saddam Hüseyin uluslararası kanunlara göre yargılandı. Irak yasalarına göre yargılansaydı serbest kalırdı. Hakim kararını açıklamadan önce Saddam kurşuna dizilerek ölmek istediğini söyledi. Ama bu isteği reddedildi. 5 Kasım 2006'da işlediği insanlık suçları nedeniyle asılarak idam edilmesine karar verildi. 30 Aralık 2006'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde idam edilmesine karar verildi. Kararın okunması için yargıcın odasına götürüldü. İdam edileceğini öğrendiğinde Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, yaşasın Filistin sloganları atıyordu. İdama götürülürken pişman olmadığını söylüyordu. İdam sehpasına çıkarken elinde Kur'an-ı Kerim vardı. Şehadet getiriyordu. Yanındaki askerlerden biri ise "Başkan Bush'un selamı var" diyordu. Saddam yerel saatte sabah saat 6'da idam edildi. Saddam'ın idam edildiği anlar cep telefonuyla kayda alınmıştı. Saatler içinde de idam görüntüleri internete yüklendi. Kısa süre içinde tüm dünyanın izlediği idam görüntüleri büyük bir yankı uyandırmıştı. Pek çok gazete bu haberi manşetten vermişti. Saddam Hüseyin'in bir dublörü olduğu, asılan kişinin Saddam değil, dublörü Kasım El Ali olduğu, kendisinin ise yaşadığı iddiaları o dönemden günümüze kadar konuşulmaya devam etti. Ama bu iddiayı doğrulayan hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. Ertesi gün Saddam Hüseyin'in cenazesi doğduğu yer olan El Avca köyünde aile mezarlığına defnedildi. 2015'te Şii milislerle IŞİD militanları arasında çıkan çatışmalarda türbe haline getirilen mezarı tamamen yıkıldı. Saddam Hüseyin'in idam edilmesinin ardından üzülenler de vardı, Saddam diktatörlüğünün çöktüğünü düşünenler de. Ama kesin olan şey şuydu: Saddam'ı bahane eden Amerikan kuvvetlerinin işgalinden sonra Irak bir daha asla eskisi gibi olmadı. Hayat hikayesi babasız başlayan Saddam, babasız büyüyen biri olarak çıktığı tarih sahnesinde milyonlarca çocuğu babasız bıraktı. Ve arkasında çok tartışılacak bir tarih ve yine çok tartışılacak bir ölüm bıraktı. O 24 yıl boyunca Irak'ı yöneten tek kişiydi. Hırslı, gözü kara ve acımasız biriydi.
Ülkesi ise onun döneminde zenginlik içindeydi. İktidardayken kendi kanıyla Kur'an yazdırdığı da söyleniyordu. Ama hem ülkesi için hem de kendisi için oldukça trajik bir son hazırlanıyordu.